Arkadaşlar, bugünkü sizlere sorum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı neden sevmiyorsunuz? Neden devlete düşmansınız? FETÖ'cüler eskiden oldukları gibi devletin kılcal damarlarına sızamıyorlar. Devletin önemli merci ve makamlarını ele geçirip istedikleri gibi at koşturamıyorlar. İstedikleri gibi sahtekarlık yapıp soruları çalıp kendi adamlarını yerleştiremiyorlar. Devlet ve MİT bunların peşinde, bunları avlıyor, yakalıyor ve cezasını verip hapse tıktırıyor. Artık devlete eskisi gibi nüfuz edemiyorlar. Bunlar bu yüzden devlete düşmanlar. Dolayısıyla bunları da takip eden, bunlara bu cezayı veren Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlar. Bu çok önemli aslında, bu çok önemli bizler için önemli bir operasyon. Çünkü devletin en önemli, en kılcal odak noktalarına sızan kişiler bunlar. Hakimler, savcılar, generaller ve benzeri bir sürü saymakla bitmeyecek şekilde yani. Neredeyse milyonu bulan bir şekilde. Arkasından PKK'ya geçelim. Güneydoğu'da kazmış olduğu hendeklerde, çukurlarda 8-9 binin üzerinde PKK öldü. Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda, Fırat'ın batısında hiçbir şekilde devlet yapılanmasına ve örgütlenmesine izin verilmiyor. Bizim güneyimizde, güney sınırlarımızda bir koridor oluşturmasına izin verilmiyor devlet tarafından. Eskiden bunlar grup halinde gruplar oluşturup askeriye, polise saldırı düzenliyorlardı. Geceleri 100 kişi, 200 kişili gruplar halinde büyük zayiatlar veriliyordu. Karakolda sabaha kadar çatışmalar olup bir sürü askerler öldükten sonra gece olduğu için yardım da gönderilemiyordu. Uçaklar da kalkmıyordu, helikopterler. Çünkü kimi vuracaklar, kime ateş edecekler, ortalık karışık, kendi adamlarını da vurabilir. Buna benzer olaylardan ötürü sabaha kadar kendilerini savunmaları, gün aydınlığına kadar kendilerini savunması bekleniyordu. Şimdi İHA'lar ve SİHA'lar sayesinde devletin içerisinden FETÖ'cülerin temizlenmesi sayesinde grup oluşturamıyorlar. Kafalarını mağaradan çıkartamıyorlar. Çıkardıkları anda zımbalanıyorlar, öldürülüyorlar. Bunların başında da en büyük suçlu olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorlar ve ona düşman oluyorlar. PKK'ların da devlet kurma, topraklarımıza el koyma, yolları kesme, istediği kişiyi daha kaçırma, buna benzer çoğu eylemleri artık durduruldu. Bunların da devlete düşman olma, Erdoğan'a düşman olma sebepleri var. Gelelim ABD'ye. Bunlar kendilerine her türlü dünya çapında yapmış olduğu usulsüzlüklerde, uluslararası oylamalarda, Birleşmiş Milletler'inde kendilerine bir kuyruk arıyorlar. Bizim gibi bir ülkenin otur deyince otur, kalk deyince kalkacağı, onların sözünden çıkmayacağımız, bir telefonla olsun içeride tutukluları serbest bırakacağımız, istediği insanları göreve atayacağımız, onların sözünden çıkmayacağımız, onlara kuyruk olacağımız, her merci ve makamda onları savunacağımız, onların sözünden çıkmayacağımız bir ülke istiyorlar. Bunlar da şimdi bugünkü ekonomide, bugünkü Erdoğan'ın siyasetinde, görüşlerinde, hareket tavırlarında onlar da bu yüzden Erdoğan'a düşmanlar. Yani istemiyorlar. Avrupa'ya gelince Avrupa'da her zaman kendilerinden aşağıda, kendilerine muhtaç, alay edecekleri bir ülke. Sevmiyorlar bizi arkadaşlar. Her zaman alay edecekleri bir ülke istiyorlar. Bak diyorlar, sizin yolunuz yok, bisiklet yollarınız yok, sizin ülkeniz çöplük içerisinde, ekonominiz yok, işiniz yok, paranız yok. Bizim küçük bir paramızla sizleri satın alırız, ülkeniz karışıklık içerisinde, her zaman dövüş var, kavga var, bize muhtaçsınız. Bizim emirlerimizde olun, biz size istediğimizi dikte edelim, istediğimiz zaman müdahale edelim, bizim emirlerimiz altında olun diyerekten onlar da bizi sevmiyorlar artık. Bütün herkes sevmeme sebepleri var. Peki Türkiye'nin içerisinde yaşayan sizler, sizi bu kadar sevmeyenler, sizi bu kadar kullanmak isteyenler, sizi sömürmek isteyenlere karşı dik duran Recep Tayyip Erdoğan'ı neden sevmiyorsunuz arkadaşlar? Sorum size bu. Neden Erdoğan'ı sevmiyorsunuz? Bu adamların sevmeme sebepleri var. Siz neden sevmiyorsunuz?